dünyanın en güzel ülkesinin, dünyanın en güzel şehrinin, dünyanın en güzel insanları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Estağfurullah, ben ellerinizden öperim efendim, ne demek. Bunu iltifat olsun diye söylemedim. Birazcık böyle sizi gaza getireyim diye hiç söylemedim. Dünyanın en güzel ülkesinde ve dünyanın en güzel insanlarıyla yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir millet bulamazsınız. Bunu samimi söylüyorum. Bunu boşa da söylemiyorum. Gezdim, gördüm. Bütün dünyayı dolaştım, bütün Avrupa'yı gezdim ben. İstanbul'u, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe dolaştım. Ve hakikaten anladım ki çok güzel ülkede, çok güzel insanlarla yaşıyoruz. Hani boşa söylenmiş bir söz değil, bu bir tespittir. Bir kere cömertiz, cömert. İnsanlığın şiarındandır. Hesap ödemek için kavga eden tek milletiz. Bak başka bulamazsınız, dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben ödeyeceğim diye kavga çıkar. Evinin en güzel ve en büyük odasını misafire ayıran tek milletiz. Bak evin en güzel eşyaları orada, en büyük oda orası, bana yasak. Lan ev benim. Ben giremiyorum, hanım öldürür. Niye? Onu dışarıdan gelene ayırmışız. Yani insana kıymet böyle verilir. İnsan hakları evrensel bildirgesi falan, onu külah yapıp şapka yapın. Gelin bu İstanbul'a bir hafta kalın, insanlık öğrenin gidin. Hiç kimse bize insanlık dersi vermesin. Dünyanın en güzel insanlarıyız biz. Çok güzeliz. Çok güzel bir şehirdeyiz. Çok güzel insanlarla beraberiz. Bakın ben yaşadım, gördüm. Geziyorum. Bir kere orijinaliz. Bakın hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Ne doğulu batılıya benzemiyoruz, ne Karadeniz doğuya, ne Doğu Trakya'ya, ne Trakya Marmara'ya. Hiçbirimize benzemiyoruz. Tipimiz başka, kıyafet başka, gelenek başka, görenek başka, dil başka, adamın ırkı bile başka. Ama tek ortak noktamız var, dünyanın en vicdanlı ve en insan milletiyiz. Daha insanı yok. İnsanız. Nereye giderseniz gidin insanla karşılaşırsınız. Güzel bir orijinaliz biz ya. Sallamıyorum, bakın gezdim gördüm, biliyorum. Avrupa'da falan bir sanatçı bir yere gider, bir konser yapar, bir program yapar. Bir daha ne zaman çağırırlar? Bir sene, iki sene sonra. Niye geldi zaten diye. Bizde öyle standartlar yok. Biz gönül adamıyız. Biz doğaçlama yaşıyoruz. Ben bir Ramazan içinde aynı yere tam 4 kere gittim. Trabzonluları el kaldırabilir miyim? Maşallah. Rizeliler kaldırabilir miyim? Konuyu kapatıyoruz. Şimdi, bakın bir şey soracağım ya. Trabzonlular, Rizeliler, hani normal bilmeyen biri görse hepsini aynı zannediyor. Konuşmaları çok benziyor değil mi? Nereden fark edersiniz? Bak püf noktasını buldum ben. Trabzonlular, Rizeli'yi nereden ayırdı dersin? Bak Trabzonlular şöyle konuşuyor. Hızlı, pratik adamlardı. Hızlı konuştular. Selam vermesi böyledir. Selam aleyküm. Ne misin? Nesin? He. Baban nasıl? İyi mi? İyi. İşler nasıl? Nereden geldin? Nereden geldin? Hadi bakalım. Güle güle falan. Pratik. Rizeliler de hızlıdır ama sonunu getiremez. Onun selam verişi böyledir. Hacına! Devir düşer sana doğru. La ladies. Ben Üsküdar'da büyüdüm ya. Ümraniye Üsküdar minibüs hattının komple Rizeli'ydi. Hepsi Rizeli. Ne minibüsler vardı benim zamanımda. Avizeli minibüs vardı ya. Avize var minibüste. Bakın ben bir kaza gördüm. Dünyanın hiçbirinde göremezsiniz. Minibüs devrilmiş. Yolcular yola saçılmış. Ciddi mi? Her yerde minibüs yan yatmış. Devrilmiş yani. Koştuk, kaza vardı. Bir hanımefendi yerde yatıyor. Ablacığım iyi misiniz dedim. Baktım böyle yapıyor. Gülüyor. Aha dedim, şok geçiriyor galiba. Dedim kıpırdama, ambulans geliyor. Koştum, başka bir abi yatıyor. Abi nasılsın dedim. Bir şeyin var mı? O da gülüyor. Baktım hepsi gülüyor. Lan dedim hepsi mi şoka girdi bunların? Abi dedim ne gülüyorsun, kaza yaptınız. Nasıl yaptık biliyor musun dedi. Nasıl yaptınız dedim. Şoför kapıyı açtı, tükürüyordu, düştü dedi. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz bunu. Orijinaliz. Beni Trabzon OFA çağırdılar tam 4 kere. Bir Ramazan içinde. 3 kere gittim geldim, hanım bende dalga geçiyor. Sen OFA'lı oldun artık, eve niye geliyorsun diyor. Her hafta oradasın. Vallahi öyle oldu. 3 kere gittik, artık çağırmazlar dedim, sıkılmışlardır. 2 gün geçti ya. Telefon çalıyor, başkan arıyor. Efendim dedim, böyle yaptı. Recep Bey seni OFA gene bekliyorum dedi. Dedim başkanım bu 4 oluyor. Of beni sevdi galiba. Bizim oyun ofta tuttu. Halk beni istiyor. Lan yok ondan değil dedi. E niye çağırıyorsunuz dedim. 3 kere geldim bir şey anlamadık dedi. Arkadaşlarla oturduk, aramızda karar verdik. Bunu bir daha çağırın bakalım ne değil. Gittim 4. yaptım. Ben anlatamıyormuşum, çözdük. Dünyanın en doğal insanları. Bakın Karadeniz'de yapmacık adam bulamazsınız. Neyse o. Hiç böyle olduğuna farklı görünmeye çalışan adam da göremezsin. Çok doğal insanlardır. Protokol işlemez.
Ne olursan ol seni karşılar. Sanatçısın ya, bir yere gittim seni böyle karşılar. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstirahat mı edersiniz, yemeği mi? Orada öyle bir şey yok. Adam beni böyle karşıladı. Hoş geldin kardeşim dedi. Hoş bulduk dedi. Yiyecek misin, yatacak mısın dedi. Dedim ki ben yatayım. Lan yemeden yatılır mı, yürü yemek yiyelim. İlle yedirir yani. Çok güzel. Tek sıkıntı şu. Bunları ne zaman neye kızıp neye sevineceğini kestiremiyorsun. Hiç önemsiz bir şey için dünyayı yakabilirler. Çok kızılacak bir şey için lan kecona ne var onda diyebilirler. Biz program bak stresli. Niye? En ön protokole 4 tane gözlemci koyuyorlar. Köyün en bıçkın 4 delikanlısı en önde oturuyor. Ne onlar gözlemci? Neyi gözlüyorlar? Beni. Mantık ne? Bu sanatçı milleti değişik olur. Bir yamuk yaparsa indirin onu aşağı diye. Onlar onun için orada. Ve ben her konuştuklarını duyuyorum. En öndeler. Program yapıyorum. Bir şey söylüyorum. Yanımdakine böyle yapıyor. Ne dedi lan bu? Anlamadım o ne? Adam bir tuhaf konuşaydı. Öbür diyor ki iyi mi dedi, kötü mü? Lan onu dedim, adam yuvarlak konuşuyor, anlamayın mı onu dedi. Öbür de diyor ki herifti mole karşı sıkalım o abi dedi. Şimdi bak program bitti. Çok da güzel bir program. Çok eğlendik. Şimdi o gözlemcilerden birisi boyuna beni takip ediyor. Nereye gitsem Ramazan ayındayız. En sonunda yanına gittim. Bilader sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Böyle yaptı. Recep Bey namaz kılıyor musunuz? Öyle bir soruyor ki ben bey namazın önde gideneyim ya. Dedim ki kılıyoruz. Ciddi misin dedi. Ciddiyim. Lan yürü teraviye gidiyorum dedi. Aldı beni camiye. En önünde tutturdular. Tam hocanın karşısında. Tam oflu hoca. Biraz asabi belli. Yaşlı böyle sakallıcı. Elinde tesbih. Agresif bir şey. Belli yani. Takke bile yan duruyor kafada yani. Elinde tesbih. Cemaati bekliyor. Hem cemaati bekliyor. Hem tesbih çekiyor. Hem her şeyi organize edebiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Beni gördü bak. Bismillah. Camide yabancı madde var. Cemaate böyle yaptı. Bu kim? Dediler hocam misafir. Nereden geliyor? İstanbul'da. Ne iş yapar? Dediler ki sanatçı. Cevap? Camide ne işi var? Dediler ki bu camiye geleninden. Hiç inanmadı. Hiç sevmedi beni. Namaza başlayacağız. Tamam mıyız dedi. Hocam tamamız dedim böyle yapıyoruz. Ha demedim. Namazdan önce bir sohbet yaptı. Kabe'nin yapılışını anlattı bak. Karadeniz'de geçmiş zaman yok. Her şey şimdi oluyor. Ve Karadenizler her şeyi kendileri de oradaymış gibi anlatıyorlar. Bak Kabe'nin yapılışını aynen böyle anlattı. Allah Hazreti İbrahim'e dedi. Ha buraya bir ev yapacaksın. O dedi Allah'ın burada evini edeceksin. Sağ yap diyorum. Mevzuya böyle bak orijinaliz. Her yer öyle. Bakın ben Urfa'ya gittim. Urfa'da bir hocadan Nuh Tufanı'nı dinledik. Sohbet yaptı. 10 saniye sürdü. Koca Nuh Tufanı'nı 10 saniye özetledi. Allah Nuh'a dedi sen siyah bir gemi yap. Aha ben suyu salıyam. Veleddalin amin ya. Sen bekliyorsun. Bitti bitti. Sohbet bitti yani işte. Muhabbet bu. Orijinalizm. Bakın. Diyarbakırlı bir hocadan namaz nasıl 5 vakte düşmüş onu bir dinle bak ne olur. Sandalyeden düşersin. Namaz ilkken de 50-55 vakit falan yani. Bu nasıl 5'e düşmüş onu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan geldi. Cibril Emin ona dedi ki Resulullah bize ne getirdin? Dedi 50 vakit namaz. Vallahi kılmazlar. Şimdi adam mevzuya böyle giriyor. Biz orijinal ve güzel bir milletiz. Dünyanın en güzel bir cömertiz, orijinaliz. Ve biz merhametli, vicdanlı, irfanlı, muhabbetli insanlar. Düşene kimlik sormayız. Önce tutar kaldırırız onu biz. Irkın ne, dilin ne, memleket ne diye sormayız. İnsanız çünkü insan. Şimdi bu kadar güzel ve orijinal bir milleti yıllarca Avrupalı yapmaya çalıştılar. Ulan derdiniz ne? Neyi yakalayacakmışız? Bak çocukluğumdan beri duydum ben bunu. Avrupa medeniyetini yakalayacağız. Dünyanın en büyük yalanıdır bu. Medeniyetin beşiği bu topraklardır. Avrupa'nın medeniyeti olsa dünya bu halde olmazdı şimdi. Hangi medeniyetmiş? Avrupa medeniyetiymiş. Külahımı anlatsınlar beni. Gelsinler. Gelsinler medeniyeti buradan öğrensinler. Bir de bu politikalar yüzünden ülkede bir sürü Avrupa hayranı insan yetişti. Yazık değil mi ya? Adam İngiltere'ye gitmiş sanki Kabe'yi görmüş öyle heyecanla anlatıyor. Hocam İngiltere'ye gittim dedim Allah kabul etsin. Buckingham Sarayı'nı gezdik muhteşem. 600 adalı saray yapmışlar inanılmaz diye. Evet 600 adalı saray yapmışlar içine bir tane tuvalet koymamışlar. Saray ahalisi çaldıklarında dolaşıyor. Niye biliyor musunuz? O saray yapılırken bu İngiliz tuvalet ne bilmiyordu çünkü. Banyo ne bilmiyordu. Sarayda gezdirmezsin. Her sütununda bir prensin hatırası var ya. Yani.
Gezemezsin ya. Görmüyor musun? Tarihi filmlerde o Fransız leyliler, kontesler falan var. Bir elbiseni var ha bu kadar. Üç oda bir salon. Kızılay çadırı gibi. Elbise bu kadar. O elbisenin adı ne? Tuvalet. Onun adı niye tuvalet? Çünkü o bir tuvalet. Lady onu giyiyor, bahçede dolaşıyor. Hacete gelince pıt yapıyor, devam ediyor yani. Onun adı onun için tuvalet. Bunlar tuvalet ne banyo ne bilmiyordu. Benim ceddim dağa taşa medrese hamam yapıyordu. Kim daha medeniymiş kardeş? Ne medeniyetinden bahsediyorlar? Bir de bunlar bizi beğenmiyor ya, en çok ona hasta oluyorum ben. Türkler kurallara uymaz. Yasaklar oy. Sistemsizler. Yasak dinle. Yalan. Biz kurala da yasağa da uyarız. Yeter ki o kural ve yasak bizim kafaya yatsın. Niye kardeşim demiyorlar mı dünyada? Sorgulayan beyinler istiyorsun ha? Onun cennetidir burası işte. Sorgulaya bak, şuraya bir tane şerit çekin, başına bir adam koyun. Deyin ki buradan kimse geçmeyecek. Oraya bir İngiliz gelsin bak. Sir, buradan geçmek yasak. İngiliz'in tavrı budur. Oh, I am sorry. Okay. Sorry. Bye bye. Çok I'm sorry. Bu da erkek ya. Sorry. Adam korkuyor böyle yapıyor. Oh my god. O ne lan? Öyle erkek mi olur? Bizde erkekler korkarken bile posta koyar. Bak bizimkine köpek saldırıyor, korkması bile böyle. Lan! Hani adam korkarken bile kuyruğu dik tutuyor. Bak şimdi oraya bir Türk gelsin. Beyefendi buradan geçmek yasak. Niye? Al sana sorgulayan beyin. Ona mantıklı bir açıklama yapamazsan geçer oradan. Ama anladı, mantığına yattı, geçmez, kimseyi de geçirmez. Biz uçakla bir yerden geliyoruz, uçak inişe geçti. Benim camın panjuru kapalı, güneş geliyor diye. Hostes hanım geldi böyle yaptı. Beyefendi camın panjurunu açar mısınız? Niye? Refleks mi bizde? İneceğiz dedi. İnin. Onu açmanız lazım. Niye? O da bilmiyor. Ona açtır demişler, açtırıyor galiba. Ne yapsın? Dedim ki hanımefendi, ben açmazsa binemiyor muyuz? Ne yani, kontrol bende mi şu anda? Hop. Alayınızı düşürürüm lan. Açtım. Üzülüyor kızcağız. Görev vermişler, ne yapsın? Gitti. Ölüyorum meraktan, kapatırsam ne olacak? Ufak ufak geri kapattım. İndik, hiçbir şey olmadı. Sonra ben bunu öğrendim. Bir yetkili bana anlattı. Mevzu şuymuş. Uçak bir kaza anında düşerse müşerse o cam açık olacakmış ki oradan dışarıyı gözlemleyebilelim. Yangın mangın varsa içeridekileri de uyaralım. Mevzu buymuş. Yersen böyle. Yersen tabii, niye? Lan diyor ya kaza anında. O ne biliyor musunuz? 10.000 metreden düştük. 10.000 metreden düşmüşüz. İçeride hala yaşayanlar var. Dışarı çıkacaklar. Ben böyle yapıyorum. Bir dakika. Gözlem yapacağız. Yangın var, çıkmıyoruz. Onlar da iyi oturalım. Değil misiniz? 10.000 metreden düştük. Bir tane bile sağ adam varsa içimden geçer gider o benim. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Eğer ben çok ayet biliyordum, sure biliyordum, unuttum diyen varsa. Ben hafızdım, okuma yarısı gitti falan diyen varsa. Uçağa binin. Bakın ilk sallantıda hepsi geri geliyor. Biz bir fırtınaya yakalandık. Uçak bir sallandı, benim bütün ayetler geri geldi. Nasıl okuyorum hem de tecvitli mecvitli. Bir daha salladı, hadisleri de aldım ben. Bakın bir fırtınaya yakalandı uçakla. Bak uçakta 300 kişi var, yemin ediyorum 300 tane evliya vardı uçakta. Ben o kadar yürekten Allah diyen adam bir arada hiç görmedim. Ciğerden geliyor, uçak bir sallan adam böyle. Allah diye. O kadar samimi Allah diyen bir adam bir yerde göremezsin. Güne? Bugüne? Ekrem diye bir arkadaşım vardı senin. Ekrem mi? Ha, tamam. Kolpa. Kolpacı. Kolpacı. Bir adam, diyorlar ki bir söz var. Adamın gözleriyle sözleri birbirini tutmuyorsa inanma. Şimdi bunu şiar edinsen. Adamın gözleri de ki hiçbir uzvu birbirini tutmuyor. Hani her bir yeri başka konuşuyor adama ya. Oraya geleceğim az sonra. Şimdi dünyanın en güzel ülkesi diye boşa söylemedim. Bakın şu kadar insan bugün evinde oturup kahvesini, çayını içerdi, televizyonu seyrederdi. İşte keyfini bozmazdı. Niye bu kadar insan burada? Çünkü bu kadar insanı buraya çağıran birinin bir derdi var. Buraya gelenlerin de bir derdi var. Kardeşim, dert sahibi adamız. Onun için buradayız.
dünyanın en güzel şehri diyoruz da sahip mi çıkmayacağız? O muhabbetle, o birlik duygusuyla, o cem olalım, bir olalım duygusuyla buraya geldiniz. Bakın, bunu parayla yapamazsınız. Bunu reklamla yapamazsınız. Bunu efendim başka güçle yapamazsınız. Sadece bunu muhabbetle ve yürekle yaparsınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi şuradaki moral motivasyon, şurada gördüğüm enerji. Bakın şu enerji bile değil İstanbul'u Türkiye'yi kurtarmaya yeterlidir. Yeter ki bunu sağlayalım, beraber olalım. Şu kalpler bir atıyor ya şimdi. Hastasıyız yani. Çok güzel. Yani biz söylenene değil yapılana bakıyoruz. Söze değil işe bakıyoruz. O yüzden oyumuzu verirken de arkadaşlarımıza anlatırken de bunu anlatmamız lazım. Söylenene değil yapılana bak kardeşim, icraat ortada. Ona bakacağız. Şimdi adam çıkmış. Herkesi seviyorum diyor. Adam kimi görse seviyor. Ağacı seviyorum diyor. O ormanı seviyorum. Ben seni de seviyorum. Lan ben seni hiç sevmiyorum. Her şeyi seviyor. Fakat bir tek valiyi sevmiyor. Polisi sevmiyor. Kendi gibi düşünmeyen vatandaşı hiç sevmiyor. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Beylikdüzü'nü de hiç sevmiyor. Size söyleyeyim yani. Adam kendinden başka kimseyi sevmiyor. İşin özeti bu kardeşim. Kendi gibi düşünmeyi de sevmiyor. Milleti de sevmiyor, devleti de sevmiyor. Onu sevenleri seviyor. Şimdi FETÖ'sü çıkıyor, ben seni seviyorum, sana destek oluyoruz. Öbür bilmem teröristi çıkıyorsun. Bunlar onu seviyor. Ya arkadaş, hiçbir şey düşünmesek şunu düşünmemiz yeterli değil mi ya? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu kadar yani. Bu kadar değil mi yani? Avrupalı bana sen çok iyi adamsın falan dese kendimden huylanırım. Lan bir yerde yanlışa başladık diye yani. Değil mi? Bütün Avrupa toplanmış beni destekliyor. İnan bende bir numara vardır derim yani. Bu adamlar senin iyiliğini ister mi ya? Fakat karşısında Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş mülayim, sempatik ve iş bitiren bilgili, becerikli birisi var. Niye buradayız? İşte onun için buradayız. Biz öyle adamların yanında ve arkasındayız kardeşim, onun için buradayız. Biz Anadolu'nun bağrından çıkmış gelmiş İstanbul'u icraatlarıyla memleketi fethetmiş bir adam var, onu mu yalnız bırakacağız? Kurda kuşa yem mi edeceğiz? Mümkün mü böyle bir şey? Asla değil. Biz o yüzden buradayız kardeşim. Onun için burada. Ve daha burada olacağız he. Hala burada olacağız. Seçim bitti. Allah izniyle seçimi de alacağız. Gene orada olacağız biz. Hep orada olacağız. Bu gençler yeter. Yıllarca her gittiğim yerde bana dediler ki gençlik bitmiş. Ya tipe bak, saça bak, ya küpeye bak. Ya dedim ki yapmayın bak. Bu gençlik bitmez. Niye? Ya mayası sağlam bunların bak. Bunlar sendiler, eser devrilmez. Gene hop gelmesi gereken yere gel. Gençlik bitti, gençlik bitti diyenler nasıl utandılar? O 15 Temmuz'da bitti dedikleri gençler tankların üzerinde Allahu Ekber diye bağırıyorlardı. Ne bitiyormuş? O gençler. Sen tipine, saçına, küpesine, kulağına bakma. Onun mayası sağlam. Bizim gencimize, insanımıza vatan, bayrak, namus dedi mi kralı gelse tutamaz. Tutamazsın. Kimse tutamaz. O yüzden bu gençlik, bak İstanbul hareketi, harekette bereket var hakikaten de. İstanbul hareketi. Şimdi eskiden bir laf vardı. Hareket yapma, hareketin kralını görürsün derlerdi. Hareket yapmayın, bakın hareketin kralını görürsünüz burada işte. Bak İstanbul hareketi. O yüzden şey yapmamak lazım. Çok da adını bile anmamak lazım ya. Adama ne desek prim yapacak yani. Hiç konuşmamak bile lazım. Hani bizim orada şey yaparlar. Böyle işe yaramaz bir adam gelince o yapar. Elleme lan yürüsün. Elleme yürüsün. Ama şaka bir yana, şu güzelim şehir bizim. Her toprağında alnımızın teri var. Her toprağında bizim emeğimiz var ya. Şu İstanbul'da 15 Temmuz'da sokaklarda olanlar işte buradalar şimdi bak. Hepimiz buradayız. Derdi olan adamlar burada. Bu şehir bizim derdimiz. Ne olur bunu anlatalım. Buradakilere oy verin diyecek halimiz yok. Buradakiler anlatacaklar. Gittiğiniz yerde anlatın. Ne olur bu ülke
Ve bu şehir sahipsiz değildir. Bunu gösterelim. Dosta düşmana gösterelim. Adam Paris'ten mesaj atıyor. İstanbul'u kurtardık. Kimden? Kimden? Bizden kurtaracaklarmış. Sen onu benim külahıma anlat. Görürsün kim kimi neyden kurtarıyor. O yüzden ne olur. Eskiden öyle derlerdi. Yavru kendinize güldürmeyin oğlum derdi anne babalarımız. Ne olur. El alemi kendimize güldürmeyelim. İşin ucunu sıkı tutalım. Bunun için ne lazım? Hiçbir şey lazım. Aha bu lazım işte. Şuradaki enerji, şuradaki birlik, şuradaki muhabbet. Başka hiçbir şey lazım. Ben size söyleyeyim. Ben Metin abi diyorum. Çünkü Metin abi de rahat söylüyorum bunu. Çünkü Metin Külük'ün öyle şeyleri yok. Bana şunu dense burada hiç. Metin abimiz o bizim ya. Bak Metin abi dedi hadi gençler dedi ya. Bir enerji gösterdi bize. Dedi ki bak ya böyle bir şey var ya. Siz ne oturuyorsunuz? Bak bir Metin abi yapıyor bunu. Bakın iş nereye geliyor yani. Demek ki isteyince, muhabbetle dert edince oluyor işte. Mevzu bu. Hep beraber buradayız. Bakın hiç tanımadığınız bir adamı dinliyorsunuz şu anda. Niye? Kardeşim bu hareket için gelmiş. Biz ne için buradayız? İstanbul için buradayız. Ülke için buradayız. Bu adamı da onun için getirmişlerdir diye dinliyorsunuz. Ben 22 senedir sahneye çıkıyorum. Aralıksız bir Allah'ın kulu tanımıyor beni. 22 senedir sahnedeyim ama buna rağmen Türkiye'nin en çok program yapan sanatçılarından birisiyim. Her yere beni çağırıyorlar. Tercih ediliyorum kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bak çok teşekkür ederim. Tercih edilmemin bir sebebi var. Niye ben çok tercih ediliyorum? Niye başkası değil? Ben çok tercih ediliyorum çünkü ucuz. Bazı yerden para bile almıyor, merzak veriyorlar. Biz o yüzden neşemizi, moralimizi bozmayacağız. Hakikaten bak şu ortam o kadar güzel ki. Şu yüzlerdeki gülücükler, şu muhabbet, şu heyecan o kadar güzel ki. Bunu dalga dalga yayacağız. Sadece bu seçime has değil bu he. Bundan sonra da devam edecek Allah'ın izniyle. Bu çok güzel bir muhabbet çünkü. O yüzden burada bu muhabbet için burada. Başka bir şey için burada değiliz. Kimsenin bir çıkarı yok. Memleket için buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Vallahi ben şurayı görünce insan duygulanıyor da bir yandan. Burada ben hani biraz mizah yapmak için çıktım ama. Bakıyorsun. Arkadaş herkesin yüzünde bir enerji, bir gülüş, bir neşe var, bir aydınlık var. Herkeste bir moral, bir heyecan var. Biz reaksiyon vermiyoruz. Biz aksiyon için buradayız. Ya şunu yapsa da işte böyle. Ben dedim abi bunu yapmadı da böyle oldu. Ben de dedim abi ya herkes demiş kardeşim demeyen kalmamış. Herkes hata söylüyor. Şundan oldu bundan oldu. Arkadaş ne yapacağız? Biriniz de onu söylesenize. Bak Metin abi çıktı. Dedi ki aha bunu yapacağız arkadaşlar. Bak ne hale geldi gördün mü? Bu kadar ya. Bu kadar yani. Bu kadar. Şimdi belki bana kızlar programdan sonra sen beni çok konuştun diye ama Metin abi sadece burada görmedik ki. FETÖ diyorsun en önde Metin abi var. Dört döndürüyor vallahi FETÖ'yü Metin'i. Bak anket yapsınlar FETÖ'cüler arasında en sevmedikleri adam o çıkar söyleyeyim. O da ona bir madalyadır zaten. O kadar yani. Terör diyorsun Metin abi çıkmıyor. Yalnız değil. Nereden anlıyoruz? Buradan anlıyoruz işte. Metin abi gibi daha ne yürekler var görüyoruz değil mi? Bak hele gençler. Onun için ne olur. Nankörler seviyor da nankörler sevmiyor. Onlar zaten sevmeyecekler. Onlar sevse Metin abi kendinden huylanır zaten. İstanbul'un bir abisi var. Var vardı. Şimdi o yüzden bu heyecanı dalga dalga yayalım. Derdimiz o. Onun için buradayız. Recep ne kadar vaktim var benim daha? Bitti mi diyorsun? İn aşağı diyorsun ya. Ne kadar vaktim var değil mi? Çok konuştun ya. Şaka bir yana şimdi ciddi mevzulara geçiyorum. Bir. Biz İstanbul'u İstanbul olarak seviyoruz. İstanbul'u İstanbul olarak biliyoruz. Ve İstanbul'u İstanbul olarak muhafaza ederek o şekilde de öleceğiz. İstanbul'a Bizans diyenler bu ülkede gün yüzü görmeyecek, gülmeyecekler. Bu bir. Biz inancımız gereği de, kültürümüz gereği de muhabbet, vicdan, ilim, irfan sahibi insanlarız. Rahat rahat söylüyorum, hepimiz de öyleyiz. Hiçbirimiz diğerleri gibi, gavuru gibi, Avrupalısı gibi değiliz. Neden?
Çünkü yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen bir inancın mensuplarıyız. Avrupa övünüyor, daha zenginmiş. Diyorlar ki Avrupa çok zengin olabilir. Teknolojide ilerideymiş ya, böyle anlatan çok Avrupa hayranları var. Arkadaş, zenginliği yakalarsın, teknolojiyi de yakalarsın. Ama sendekileri onlar biraz zor yakalar. Allah nasip edecek. İlim, irfan, vicdan, iman. Bunları Allah verecek. Hiçbir şeyimiz olmasa bile biz öyle bir Allah'ın kulu, öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bunun şerefi bize yeter de artar bile kardeşim. O yüzden bizde moral bozulmaz. Bizde yeise düşülmez. Umutsuzluk olma. Ya ondan mı? Keşke, bizde keşke yok. Yaptın olmadı, hemen yenisine başla. Metin abi bunun başlangıcını yaptı işte. Bunun önderliğini yapıyor şu anda. Hiç. Aa şöyle mi? Ya keşke, öyle bir şey yok. Yaptı olmadı, bir daha yenisine hemen durma. Enerjik, dinamik. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras aldık. Çocuklarımızı da miras bırakacağız. Namahrem eli sürdürmeyeceğiz. Bakın buradan hepimizin içindeki duygulara tercüman oluyorum ben. Kendim için söylemiyorum. And olsun, yemin olsun ki ne bu ülkeyi ne de bu şehri ite köpeğe teslim etmeyeceğiz. Bu ülkenin insanını, bu ülkenin kültürünü, bu ülkenin inancını, bu ülkenin geleneğini, göreneğini, köylüsünü, insanını sevmeyen adamları sevmeyeceğiz. Bu ülkeye de onları yar etmeyeceğiz kardeşim. Bu kadar basittir. O yüzden buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Dediğim gibi evde de oturabilirdiniz ama bakın bir işaret fişeği, hepiniz buradasınız. Birlik olacağız diye. Derdimiz var bizim kardeşim diye. Hanımlar, beyler, gençler hepsi burada. Allah hepinizden razı olsun. Yüzünüzden bu tebessümler, yüreğinizden de bu heyecan ve muhabbet eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Sürçülisan edecek affolsun efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet.